Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tığımızın numarası 21 numara, iki renkten oluşan bir model hazırlayacağız. Sıralı bir model. Şöyle 25 numara mürdüm rengi ve ekru gibi arkadaşlar, beyaz çok patlıyor diye bu şekilde biraz kreme yakın bir renk kullanıyorum. Numarası da şu şekilde 375 numara. İkisi de altın başak. Ve şöyle tek renk bir tülbent kullanıyorum. Mürdüm rengi dediğim gibi. Tülbentimin de kenarını şöyle ikişer zincir çekerek tığlamalarını hazırlıyorum. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazarsanız YouTube'un arama kısmına köşe dönme işlemini ve kenar tığlama işlemini göreceksiniz arkadaşlar. Oradan tüm püf noktalarıyla izleyebilirsiniz. İlk önce modele başlamadan önce bu şekilde tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlayıp o şekilde başlıyoruz. Evet, modelin anlatım kısmına geçelim. Şöyle aparat olarak bu cam sil hortumu her zaman kullandığımız, biliyorsunuz, güldalların içinde, temizleyicilerin içinde bulunan fısfısların hortumu. Daha önce çok kez kullandık. Süt pipeti de olur. Onun ayarında herhangi bir aparat kullanabiliriz. Evet, şöyle hazırlamış olduğumuz tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle küçük iki tığ battı büyüklüğünde bir örümcek yaparak başlıyorum. İki defa tığı dolayıp üçüncü tığ battıya şöyle 2, 2 ve 2. Bu şekilde 3 seferde aldığımız bir trabzan. Bir zincir çekiyorum trabzanımın tepe kısmına. Aparatımı hemen bu ilmeğime takıyorum. Şöyle aparat olarak birazcık minik bir aparat kullandım. Boncuk yerine, çünkü bu şekilde ilmek yapacağız ikinci sırayı. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum bakın. Şöyle 3, 4 ve 5. Trabzanın ara kısmına 5 tane sık iğnemi yapıp hemen dibine değil de bu sefer yanındaki tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Hemen dibine bir zincir çekiyorum. Her örümcekten önce muhakkak dibine bir tane zincir onun bombili oluşunu sağlıyor. Şöyle örümceği tek telini kapatarak yapıyorum. Örümceğin üzerine de iki defa tığı doladım. 1, 2, 3. tığ battıya yine trabzan 2, 2 ve 2. Bir zincir çekiyorum tepe kısmına ve buraya aparatımı yerleştirdim. Bakın çimeni bu şekilde oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bakın, tığın başını dolarsanız ilmeğiniz ayrık değil. Şöyle trabzanınıza yapışık durur sık iğnelere. Bu da püf noktası. Uygularsanız güzel bir duruş oluyor. Şöyle 3, şöyle 4 ve 5. Ve hemen yanındaki, aynı değil de bir sonraki boşta olan tığ battıya kapatıyorum. 6. sık iğnemi. Evet. Yine bir zincir çekip şöyle 2 tığ battı büyüklüğünde bir örümcek yapıyorum bakın. Örümceği fazla büyük yapınca güzel durmuyor, sağlayınca. Şöyle 1, 2 tığ battı atlayıp 3.'ye 2. 2 ve 2. Bir zincirimi çekip yine aparatıma takıyorum bakın. Şöyle aparatımı kaydırıp üzerine geçiriyorum. Aynı şekilde bakın devam ediyor. Şöyle bir defa tığımı doladım. 1
2 3 4 ve 5. 6.'yı yuvada. Şöyle hemen bunu ben çoğaltacağım arkadaşlar. Size şu aparatı sağlayınca çimenin trabzanın duruşunu göstermek için şöyle sökülmesin diye bu şekilde. Evet. Çimeni biraz da ben çoğaltıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, ilk sıramız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle ilk ilmekten başlayarak hemen modelimizin yapılışına başlıyoruz. Şöyle ilmeğin yamuk olmadığına, düz olduğundan emin olarak bir sık iğne ile başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi kirpik olarak kapattım. Aynı ilmeğin içine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Bakın boncuk gibi çok hoş oluyor. 3 zincir şöyle kapattım, bir sık bu şekilde 3 tane sık iğne, 3 tane de bu şekilde kirpik yaparak ilmeğin içine böyle boncuk gibi dizdik. Şimdi minicik şöyle bir zincir her zamanki gibi çekip minicik şöyle tığımızın başı geçecek kadar, fazla büyük değil, bakın minicik bir örümcek. Sıradaki ikinci ilmeğimizin arasına geçişimizi yapıyoruz. Sık iğne ile geçişimizi yaptık. 3 tane de zincir çekiyorum. Diğerine şöyle yanına bir sık iğne, 3 zincir. Kapatıyorum mor ilmeği. Yanına hemen bir sık iğne. Güzel bir görüntü oluyor ki boncuk gibi çok hoş oluyor. 3 zincirimi çekip kapatıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir, pardon arkadaşlar, 3 zincir boncuklu oyadaydı. Şöyle dibine bir tane zincir, bu da örümceğimin şöyle bombeli durması için. Küçücük bir örümcek yaptım. Bu örümcek geçiş köprü. Hemen mor ilmeğe geçişimi yapıyorum bu şekilde. Küçük örümcek köprüsüyle. 1, 2, 3 zincir. Şöyle kapattım. Dibine bir sık iğne. 3 zincir. İkinci kirpik. Dibine bir sık iğne. Dibine dediğim yani ilmeğin içerisine arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Şöyle sıkı sıkı kapatıp dibine de yine bir sık. Şu sık iğneler baştaki ve sondaki sık olursa böyle çok güzel duruyor. Bir zincirimi çekiyorum. Yine minicik bir örümcek yapmak için şöyle dibine, diğerine İlmeğin yamuk olup olmadığına bakıyorum. Zaten şöyle iyice kalıplayınca otomatikmen yamuk çıkmıyor. Bazen tabi istisnalar olabiliyor. Evet. Şöyle. Yine ilmeğin arasına bir sık iğne, 3 zincir. Kapattım kirpiğimi. Yanına bir sık iğne, 3 zincir. Mor ilmeği yuva ediniyoruz. Şöyle sık iğne. Yine 3 tane oldu. Hemen geçiş köprüsü için minicik bir örümcek. Şöyle. Büyük olunca güzel durmuyor, marullanıyor. O yüzden örümceğinizi olabildiğince şöyle bu şekilde minicik yapmaya çalışın arkadaşlar. Evet, şöyle bakın, bir de bu geçiş sık iğneleri ne kadar böyle kalıp gibi olursa güzel duruyor. Bu geçiş önemli. Diğer aradakilerin
Fazla sık olup olmadığı önemli değil ama ilk yaptığınız geçiş sık iğnesini şöyle kalıplarsanız güzel bir duruşu oluyor. Çünkü kaymıyor. Sık olursa, bol olursa kayıyor. 3 zincir. Buraya 3 zincirimi kapatıp kirpik oluşturuyorum. Yanına bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şöyle sonuncu ve üçüncü kirpiğin yanına muhakkak bir sık iğne. Bir de bu sondaki sık iğne düzgün olursa güzel gözüküyor. Evet. Örümceğimi yapıp şöyle iki tane kaldı. Burasındaki sık iğne önemli. Bunu sık yapacaksınız. Bir de sondakini sık yapacaksınız. Üç zincirimi çekip kapattım. Yanına bir sık iğne. Bismillah. Sık iğneyi söktük. Tekrar yapıyoruz. 3 zincir. Evet. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir kirpiğimiz. Şöyle boncuk gibi minik duruşu oluyor. Evet. Şimdi dibine muhakkak her örümceğin böyle güzel bir duruş sergilemesi için çekmek lazım. Diğer yuvaya geçiş köprümüz örümceğimiz. Evet, kapattık sık iğnemizle. Yanına 3 zincirden kirpik. Kirpiğin yanına sık iğne. Evet, 3 zincir. Şöyle yanına sık iğnesini 3 zincir. Kapatıyoruz kirpiğimizi. Yanına sık iğnesi. Dibine bir zincir. Sık iğneden sonra bir zinciri unutmayın. Şöyle örümcek ve son. Sanırsam yeterli arkadaşlar. Şöyle sökülmesin diye de 3 zincirimizi çekip modelimize bakalım. Şöyle bakın. Şöyle düzenleyip oluşturalım. Ütülemeden önce şu sık iğne sıkı sıkı çekelim diye. O yüzden diyorum arkadaşlar, bakın bol olunca sağa sola yalpa yapar ama böyle kalıp gibi, bakın böyle tüm. Şöyle ütülemeden önce tam ortalıyoruz ilmeğimizi. Yaparken elimizin arasında kayabiliyor. Şöyle bakın. Sonra bunu ütüleyeceğiz bu şekilde. Evet, şöyle arkaya tülbenti serdim. Fon yaptım. Şu beyazlar çok gözükmüyor. Beyazla beyaz iyice patlıyor. Işığın da ayarını pek bilemediğimden ayarlamasın arkadaşlar. Bu şekilde tülbenti koyarak kirpiklerin güzelliğini sizlere göstermek istedim. Bakın daha yakından. Şöyle görün istedim. Uzaktan da duruşunu göstereyim sizlere. Hoş ve zarif oldu gerçekten arkadaşlar. Kolay bir model oldu. Herkesin yapabileceği bir model oldu. Şöyle örümcek üstü örümcek de zarif durdu. Takım gibi hoş durdu. Böyle güzel bir model hazırladım sizlere. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'da beğeni ve yorumlar önermelerde ön plana çıkarıyor. Videoların devamı, kanalın devamı için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.